Arkadaşlar merhaba. Bugün size Sümer Park'ı gezdireceğim. Hep beraber Sümer Park'ı gezeceğiz. Artık kendime selfie kamerası, selfie çubuğu aldım. Video çekerken böyle telefonu döndürmekte zorlanmayacağım. Ve telefonu genelde böyle aşağı doğru tutmayacağım. Neyse size bugün Sümer Park'ı gezdireyim. Bakın. Böyle anında da çevirebiliyorum. Bu selfie çubuk denilen bir olay var arkadaşlar. Bu selfie çubuğunu tutuyorsunuz. Bakın çok güzel bir manzarası var. Burası Sümer Park arkadaşlar. Böyle kafeler var. Çok güzel tabiatın bahşetmiş olduğu ağaçlarla çevrili. Genelde hep buralar yazın böyle tıklım tıklım olur gerçekten. Şu an kış olduğu için yani pek insanlar yok. Yani kış derken yani daha tam kış bitmedi arkadaşlar. Çok kötü esiyor. Fark etmiş olacağınız üzere ben de deri mont giydim ve gerçekten soğuk. Hani bu soğuğa can dayanmaz. Gerçekten soğuk. Deri montla bir saatten fazla da yürüdüğüm halde bu soğuğu çekiyorum. Şu karşı zaten AVM arkadaşlar. AVM gezisi yapmıştık. Burası da Mövenpik diye bir otel var. Gerçekten otel yani. Yani böyle devasa bir otel Malatya'ya fazla büyük bence. Müşterisi var mı? Muallaktayım tabi. Hani pahalı zannedersem odalar en kötü günlüğü 400-500 lira vardır diye düşünüyorum tabi. Evet böyle çok güzel bir doğası var bu Sümer Park'ı. Gerçekten gezerken çimlerin kokusunu almanız, böyle ağaçların ahengini görmeniz ve o kadar güzel bir doğasal doğa olayı var ki gezerken gezesiniz geliyor böyle. Tabii ki de buraların tadını çıkarmak lazım arkadaşlar. Yaz geliyor. Bol bol buraları gezeceğim zaten ama hedefim daha güzel yerlere gidip gezmekle alakalı durumlar tabii. Şu yeşilin tadını çıkarın maksat. Çok güzel bir güneş doğuşu yakalım. Bakın güneş var ama ağaçların ardında o kadar güzel parlıyor ki. O kadar güzel geliyor ki bize. Ya bu iyi bir şey arkadaşlar. İnsanlara ne güzel park gezdiriyorum. Hem de sohbet ediyoruz. Vallahi arkadaşlar inanın bana. Yani Malatya çok güzel şehir. Yani insanlara kavga etmezse, dövüşmezse, problem çıkarmazsa var ya Malatya melek gibi şehir. Yani inanın bana Malatya şehir olarak çok güzel arkadaşlar. Bak devasa bir şehir. Hani doğasından tut. Yani şehirdeki her şeye kadar muazzam bir detay içinde. İnanın bana. Yani güzellikler de dolu ama maalesef ki gelin görün ki yani açık bir şekilde yani çok soğuk bugün bir de insanlarda problem var gerçekten. Vallahi size bugün çok güzel video geliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Devasa devasa ağaçlar var tabii ki. Bu çok güzel. Şöyle güzel bir süs havuzu var. Sevgililer var şurada. Ne güzel mutluluklarını yaşıyorlar. Bu güzel bir şey arkadaşlar. İnsanlar mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Başkasının mutluluğuna göz diken mutlu olamaz arkadaşlar. Yani başkasının yuvasını kıskanan, başkasının sevgisini kıskanan mutlu olamaz. O yüzden ben kıskanmıyorum. Allah daha çok mutlu etsin diyorum. Çünkü mutluluk gerçekten artık yaşanabilecek en zor duygulardan biri haline geldi. İnsanlığımızı unuttuk. Kendi benliğimizi unuttuk. Böyle çok güzel bir havuz var yazın burada. Küçük arabalar var böyle işte suyun üstündeyiz. Onlarla insanları bindiriyorlar böyle. İşte ambulans sesi duymasam iyiydi. Ambulans sesi duyduğumda ürperiyorum. Çünkü gerçekten artık sıkıldım. Bu hastalık davalarından, kötü olaylardan panik atak oluyorum yani açıkçası. Panik yapıyorsunuz ve gerçekten bu çok can sıkıcı bir durum. Ondan sonra üzücü tabii ki. Bu üzücülük de tabii ister istemez insanın canını sıkmıyor değil. Ya dilerim herkes sağlıklı sıhhatli olsun arkadaşlar. Sağlığınıza sıhhatinize dikkat edin. Böyle çok güzel piknik alanı var. Ya yaz gelse de artık
bir piknik, bir şey yapsak yani gerçekten. Özlüyor insan, her gün özlüyor yani. Çok özledim yani piknik yapmayı falan. O yüzden tek temennim piknik yapmak ve gerçekten bir şeylerin tadını çıkarmak. Bakın bu Sümer Park'ta böyle her köyden eşyalar geliyor ve buralarda satılıyor. Onları da çekeceğim, şöyle güzel şeyler var. Tabii çok yaklaşmadan, uzaktan uzağa kameramla insani bir şekilde çekeceğim. Ya dün de çekmiştim ama maalesef ki bu selfie çubuğunun mikrofon olayını, bunu gerçekten şey zannettim, adı nedir onun, ses çıkardığını zannettim. Bununla çekmişim ama maalesef ki adı nedir onun, hiçbir ses çıkmadı ve çok güzel bir video çekmiştim dün. Bugün yine geldim, çekiyorum. Çok güzel ağaçlar var arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet. Burası mesela Malatya Yeşilyurt'un yöresel şeyleri var. Demlik çay bulunur, kiraz yaprağı sipariş alınır, mantı sipariş alınır, Yeşilyurt. Yazıhan mesela. Ve Yazıhan'dan eşyalar geliyor böyle. Pütürge'den mesela eşyalar geliyor mesela. Ve çok değişik yerler var. Ve kafe gibi. Çocuklar da top oynuyor tabii ki. Böyle gerçekten işte baharatlar var. Şöyle çocuk salıncakları var. Bakın böyle mesela. Kuluncak yazıyor mesela. Ve çiçekler var. Mesela burada bir şey yazıyor. Adalet, empati, hoşgörü, özgüven, saygı, sevgi, kale. Mesela böyle çok güzel gelip oturulabilecek yerler var arkadaşlar. Tamam bak, gün kurusu ve kayısı ve cevizi çiğ köfte bulunurmuş. Abicim teşekkür ederim, iyi günler. Böyle bir çok güzel şey var. Ne derler, basketbol sahası ve şey, futbol sahası. Gerçekten. Çocuklar için güzel bir alan. Bu Sümer Park'ın nimetlerinden biri böyle çocukların gelip oynaması açık bir şekilde. Tabii ki park güzel ama ister istemez toplumun yarası olan değişik insan türleri de var tabii ki. Bu değişik insan türleri insanlara zarar veren, insanları rahatsız eden, insanları manipüle eden kişilikli insanlar tabii ki. Şöyle çok güzel bir giriş kapısı var tabii. Gizemli arkadaşlar. Şurası çok gizemli geliyor bana. Tabii ilk bu park açıldığında çok güzeldi arkadaşlar. Yani sakinlik, güzeldi. Herkes aşk yaşayabiliyordu, aşk buluyordu. Ya şimdi insanlar korkuyor gelmeye. Çünkü yaz olunca buraya hiç tahmin edemediğiniz insanlar ve tahmin edemeyeceğiniz durumlar yaşanıyor burada. O yüzden siz onun yalnız takılın arkadaşlar. Kimseyle beraberlik, yani erkek arkadaş bulman kendine, kızlarla gezin eğlenin ama erkek arkadaş edinmeyin. Yani erkeklere söylüyorum, sevgili erkek arkadaşlar, size söylüyorum, yani gezip tozarsanız kendinize kız arkadaş edinin. Kızlardan size aşk acısından başka zarar gelmez ama erkekler size her türlü kötülüğe, her türlü pis yola sokabilir. Ben sigara, alkol kullanmıyorum. Sizlere de tavsiye etmem arkadaşlar. Yani açık bir şekilde söylüyorum. Yalnız gerçekten çok devasa bir Sümer Park. Ve buralarda havuz yazın aşırı derece güzel çalışıyor. Tabii ki gelmek lazım arkadaşlar yazları. Ya ben gelemediğim için pek... Şurası da AVM arkadaşlar. Ben yazın geliyorum ama şimdi hava soğuk. Daha yaz gelmediği için şimdiden bir ilkbahar havasını çekelim. Yaz daha tam gelmedi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Deri montla geziyorum çünkü hava felaket soğuk arkadaşlar. Muazzam bir soğuk. Gerçekten bugünkü video harikulade oldu. Yani güzel olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani güzel bir çekim oldu. Bugün hem Sümer Park'ı gezdik. Hem biraz sohbet ettik. Hem insanları gördük. Yani gerçekten benim için eğlenceli oldu. Şimdi eve dönüp iftar vakti, milletin ekmeğini götürme vakti. Yani babamların ekmeğini falan alacağım. Bir ton iş beni bekler. Yani o yüzden tekrardan Malatya Park'ı göstereyim. Güzel çünkü arkadaşlar, buralar gerçekten güzel ama insanlar problemli.
Yani insanlar problemli olması, ya bu problemin en büyük kısmı insanların cebinde para yok ve kazanç yok. Ben kendi hayatımı kurtarıyorum. Ben kendime yetecek kadar bir uygulamadan para kazanıyorum. Fesatlar kıskançların gözüne yüzüne dursun. Çünkü ben kendimi kurtarıyorum. Kendini kurtaramayan düşünün. Çünkü ben hayatım boyunca benden aşağıda insanlara her zaman el uzattım. 2 yıl çalışmadım. Kimse bana 1 lira vermedi. Ama ben hayatımı yukarıya çıkarttım. Şimdi de kimseye yardım etmiyorum desem yalan. Yardım ediyorum ama hak edene, yani hissediyorum, bakıyorum gerçekten ki ihtiyacı var, yardım ediyorum. Evet arkadaşlar, neyse, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın lütfen. O yüzden şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Son olarak şurada bir ağaç var, onu çekeyim, böyle beyaz beyaz. Vallahi çok güzel bir çekim oldu arkadaşlar. Bu selfie çubuğu bana yaradı. Telefon istediğim gibi kendime döndürebiliyorum uğraşmadan. Daha o kötü ağırlığı hissetmiyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.